Asya'da bir ülke tıpkı Kaan gibi kendi savaş uçağını geliştiriyor. Bu ülke Güney Kore. Güney Kore'nin Kaan'ı diyebileceğimiz uçak, dünyanın en önde gelen askeri uçak üreticilerinin projelerini daha yüksek sesle konuştuğu bu günlerde son derece dikkat çeken işlere imza atıyor. Belki bazılarınız bu savaş uçağının adını duymamış olabilir ama uçak muadillerine meydan okuyan özellikleriyle öne çıkıyor. Bu uçak KF-21. Amerika, Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin olduğu bu Devler Ligi'nin yeni oyuncularından biri. KF-21 savaş uçağı son yıllarda en gözde projelerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyanın en hızlı gelişen savunma sanayilerinden birine sahip olan Güney Kore, yıllardır Amerika'ya olan derin bağımlılığını azaltmak, kendi göklerini kendi elleriyle korumak için devasa adımlar atıyor ve bu adımların en iddialı, en göz kamaştırıcı olanlarından biri şüphesiz KF-21 Borame. Namı diğer Genç Şahin Savaş Uçağı Projesi. Uçak, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ni yeniden şekillendirmekle birlikte küresel silah pazarında rakiplerini gölgede bırakacak bir güç olarak yükselecek gibi duruyor. Takvimlerimizi geriye saralım. Hikaye tam 2001 yılına uzanıyor. O yıl Seul hükümeti KF-21 programını resmen duyurarak yerli bir savaş uçağı geliştirme niyetini ortaya koydu ve bu sadece askeri bir adım değil, aynı zamanda endüstriyel bir devrimdi. Neden başladı bu proje diye sorarsanız, temel sebep Güney Kore'nin hava gücü envanterindeki o yaşlı, artık yorulmuş uçakların ömrünü yavaş yavaş doldurması. Bu uçaklar artık modern hava muharebelerine yanıt veremiyor. 1960'lar ve 70'lerden kalma F-4DE Phantom 2 ve F-5EF Tiger 2 gibi devasa makineler yıllardır hizmet etse de artık Kuzey Kore'nin balistik füzeleri, hipersonik tehditleri ve artan hava savunma sistemleri karşısında yetersiz kalıyordu. Üstelik Amerika'dan ithal edilen F-16 Fighting Falcon ve F-15 Slam Eagle'lar her ne kadar modern olsalar da hem maliyeti hem de bakım ve yedek parça açısından Seul'ü Washington'a bağımlı kılıyordu ki bu bağımlılık jeopolitik gerilimlerde bir zayıflık anlamına geliyordu. Seul, artık kendi kaderimizi kendimiz yazalım, göklerimizi kendi kanatlarımızla koruyalım diyerek bu programı başlattı ve 2014'te Endonezya ile ortaklık anlaşması imzalanarak resmi onay aldı. Bu ortaklık sadece finansal destek değil, teknoloji transferi ve yerli üretim zincirini güçlendirme fırsatıydı. Endonezya ile olan ortaklığa parantez açalım isterseniz. Programın en önemli ortaklarından biri Endonezya'dır. Jakarta, 2010 yılında projeye katılarak maliyetlerin yaklaşık %20'sini üstlenmeyi kabul etti ve toplamda 8,8 milyar dolarlık programın yaklaşık 1,168 milyar dolarına katkı sağlamayı taahhüt etti. Bu işbirliği karşılığında Endonezya, 48 adet KF-21 savaş uçağı tedarik etme ve üretim sürecinden teknoloji transferi alma hakkına sahip oldu. Ancak yıllar içinde Endonezya'nın ekonomik zorluklar nedeniyle ödemelerini geciktirmesi ortaklıkta gerilimler yarattı. Hatta Endonezyalı mühendislerin projede casusluk yaptığı söylemleri ortaya çıktı. Yeni sözleşme imzalama yoluna gidildi. Sözleşmeye göre Endonezya'nın programa yapacağı katkı yaklaşık 1,168 milyar dolardan 438 milyon dolara düşürüldü. Buna rağmen taraflar özellikle Asya Pasifik artan güvenlik riskleri bağlamında projeyi sürdürme konusunda istekli olduklarını sık sık vurguladı. Bu ortaklık, Güney Kore'nin küresel ölçekte bir savunma sanayi oyuncusuna dönüşme çabasının, Endonezya içinse modern hava gücüne hızlı erişim ve yerli üretim kapasitesini geliştirme hedefinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Ayrıca Endonezya'nın Fransa'dan 42 adet Rafael ve Türkiye'den 48 adet Kaan sipariş ettiğini de ekleyelim ve devam edelim. KF-21, 2022'de ilk uçuşuyla meyvesini vermeye başladı ama zorluklar da yok değildi. Pandemi gecikmeleri, bütçe baskıları ve motor entegrasyonu gibi teknik engeller aşıldı. Gelelim maliyetine. Uçağın geliştirilmesi için ayrılan bütçenin 8,8 milyar dolar olacağını söylemiştik. Henüz tam fiyatı belli olmasa da KF-21'in 70 ila 110 milyon Amerikan doları aralığında olması tahmin ediliyor. Şimdi isterseniz öncelikle Güney Kore'nin mevcut hava gücüne bakalım. Güney Kore Hava Kuvvetleri, Asya kıtasının en güçlü, en disiplinli hava kuvvetlerinden biri olarak biliniyor. 2025 Eylül itibariyle aktif envanterinde tam 822 uçak bulunuyor ki bu rakam helikopterler, nakliye ve eğitim uçaklarını da kapsıyor. Ama asıl odak noktamız savaş uçakları cephesi. Burada 415 savaş uçağı bulunuyor. Ana omurgayı oluşturan 118 adet F-16 Fighting Falcon Block 30 ve 52 varyantları sahada.
Ama yaşlanıyorlar ve F-35'lerin gölgesinde kalıyorlar. Yanında hafif muharebe ve eğitim için 138 adet F-5 Tiger II duruyor. Bunlar ucuz ve güvenilir ama 50 yıllık ömürleri tükenmek üzere. Güney Kore bunları FA-50'lerle kısmen değiştirdi bile. Modern kısımdan devam edelim. 59 adet F-15K Slam Eagle var. Uzun menzilli vuruş için kilit rol oynuyor. Boeing'in bu varyantı Kore'ye özel olarak tasarlandı ama yine ithal bağımlılığı var. Son olarak envanterde F-35 bulunuyor. Güney Kore her ne kadar kendi savaş uçağını geliştirmek istese de Amerika'dan vazgeçmiyor. 40 adet F-35A siparişi teslim edildi. Ayrıca ek olarak 25 adet daha sipariş verdi ve F-35 filosunu 65 adete çıkarmayı hedeflediğini de ekleyelim. Güney Kore'nin savaş filosunun büyük kısmı Amerikan menşeli ve bu stratejik bir risk. İşte KF-21 tam burada devreye giriyor. 120 adetlik bir filo planı var. İlk 20'si 2026'da, toplam 40'ı 2028'e kadar sahaya inecek ve kalanlar 2032'ye kadar tamamlanacak. Bu geçiş Kore'yi ithalatçı olmaktan çıkarıp ihracatçı yapacak, envanteri çeşitlendirecek, yerli bakım zincirini güçlendirecek ve Asya'da hava üstünlüğünü pekiştirecek. Kısacası mevcut filo bir geçiş köprüsü. KF-21 ise geleceğin anahtarı diyebiliriz. KF-21 Borame 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanıyor. Yani 5. nesil görünmez uçaklar olan F-35 ve J-20'nin hemen altında ama Rafael, Eurofighter Typhoon veya Su-35 gibi rakiplerine nazaran performans, maliyet ve esneklik açısından önde gözüküyor. Teknik detaylarına inelim. Uzunluk tam 16,9 metre. Kanat açıklığı 11,2 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 25,2 ton. F-16'dan daha büyük ama F-15 kadar antal değil. Gelelim motoruna. 2 adet General Electric F414 GE400K turbofan motoru toplamda Mach 1,8 yani yaklaşık 2200 km saat hıza ulaştırıyor. Super Cruise. Bir diğer deyişle art yakıcı kullanmadan ses hızını aşarak süpersonik hızlarda uçabilmesi yeteneğiyle yakıt verimliliği yüksek. Menzili ise 2900 kilometreye kadar. Silah yükü kapasitesi ise tam bir canavar. 7700 kilograma varan mühimmat taşıyabiliyor. 9-10 harici askı noktası bulunuyor. AIM 120 AMRAAM, Meteor gibi hava hava füzeleri, JEDAM'lar ve Kore yapımı hipersonik füzelerle donatılabiliyor. Ama asıl yıldızlar aviyonik sistemlerde. Hanwha Systems tarafından üretilen aktif elektronik tarama dizili AESA radar 360 derece kapsama alanıyla düşmanları kilometrelerce öteden tespit edebiliyor. Gelişmiş elektronik harp sistemleri radar karıştırma ve aldatma, IRST sensörleri ve yapay zeka destekli sensör füzyonu, kokpitte dokunmatik ekranlar, artırılmış gerçeklik hudlar var. Tasarıma geldiğimizde ise ilk partta teslim edilecek uçaklar semi-stealth, yani tam anlamıyla 5. nesil görünmezlik teknolojisine sahip olmayan ama radar görünürlüğünü azaltıcı bazı tasarım ve malzeme çözümleri barındıran uçak yaklaşımı var. Radar kesit alanı F-16'dan %40 düşük ama tam görünmez değil. Blok 3 versiyonunda iç silah payları eklenince bu kabiliyete ulaşacak. Uçak hava hava üstünlüğü, hava yer vuruş, keşif ve elektronik harp görevlerinde çok rollü, hipersonik entegrasyonla Kore'ye stratejik derinlik katacak güçte. Varyantlara baktığımızda KF-21'in esnekliği parlıyor. Bu, uçağı her senaryoya uyarlayan bir aile yapısı gibi düşünebiliriz. 3 ana blok var. Blok 1 versiyonunda temel hava üstünlüğü hedefleniyor. 2026'da sahada olması bekleniyor. Blok 2 versiyonunda gelişmiş sensörler, AESA radarı tam entegrasyon ve ek silahlar bulunacak. 2028 civarı teslim edilmesi planlanmakta. Blok 3'te ise iç silah bölmeleriyle tam 5. nesil görünmezlik teknolojisine geçmiş olması planlamada. Tahmini teslimatı 2030'lu yıllarda olması bekleniyor. Deniz versiyonu KF-21N ise plan aşamasında. Uçak gemilerinden kısa mesafe kalkış için uyarlanmış. Güney Kore'nin donanmasına destek olacak güçte diyebiliriz. Bu varyantlar KF-21'i sadece bir savaşçı değil, bir aile yapıyor. Her biri farklı tehditlere göre evrilmiş uçaklar olması bekleniyor. Envanterde sadece Amerikan varlığını istemeyen Güney Kore, Amerikan menşeili F-35, F-16 ve F-15 haricinde çeşitliliği artırmak, kendi geliştirdiği savaş uçağıyla zengin envanter, hem de Kuzey Kore ve Çin tehdidine karşı hava kuvvetleri olabildiğince modern tutmak istiyor. Kuzey Kore'nin saldırısına karşı hızlı, hassas müdahale sağlayabilecek uçak.
Kuzey Kore demişken hava kuvvetleri envanterine kısaca bakalım isterseniz. Çünkü Güney Kore'nin en büyük rakibi ve tehdidi olan bir ülke. Envanterinde eski Sovyet ve Çin savaş uçakları bulunuyor. Bu uçaklar 1950'ler 1960'lar teknolojisine sahip. Çin yapımı J-6 ve J-7 uçakları var. Sovyet yapımlarındansa Su-7B, Su-25, MiG-21, MiG-23 ve MiG-25 bulunuyor. En modern uçakları 1970 yapımı MiG-29. Güney Kore'nin mevcut hava kuvvetlerine bakıldığında pek de tehdit oluşturacak hava filosuna sahip değiller. Ancak Kore'nin tehdidi balistik ve nükleer füzeler. O yüzden Güney Kore olabildiğince hava kuvvetlerini güçlendirme çabasında. Özellikle Çin'in son zamanlarda geliştirdiği yeni nesil savaş uçakları Güney Kore açısından bu projeyi hayati önemde tutuyor. Çünkü Çin, J-20, J-35 varyantlarıyla beraber Asya'da savaş uçağı teknolojisinde yükselen devlerden. Gelelim KF-21'in rakiplerine. KF-21 Borame, küresel savaş uçağı pazarında teknolojik olarak gelişmiş bir seçenek olarak öne çıkıyor. Rakipleri arasında Fransa'nın Dassault Rafale'i, Avrupa yapımı çok rollü bir usta olarak dikkat çekiyor. Meteor füzesiyle uzun menzilli hava-hava ve hava-yer görevlerini etkin biçimde yerine getirebiliyor. Ancak Rafale, KF-21'e kıyasla hem birim maliyeti hem de bakım maliyetleri açısından daha ağır bir yük oluşturuyor. KF-21 semi-stealth gövde tasarımı sayesinde radar görünürlüğünü azaltarak avantaj sunuyor. Eurofighter Typhoon, yüksek Mach 2 hız kapasitesi ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Ancak operasyonel maliyetleri ve yakıt tüketimi, KF-21'in esnek kullanım seçenekleri karşısında dezavantaj oluşturuyor. Saab Gripen E, hafif yapısı ve düşük işletme maliyetiyle ekonomik bir seçenek sunarken, KF-21'in taşıyabileceği silah yükü ve hız avantajı, özellikle ağır silah taşıma ve hava-yer görevlerinde üstünlük sağlıyor. Çin'in J-20'si tam stealth ve yüksek teknolojili bir platform olarak öne çıkıyor. Ancak ihracata kapalı olması nedeniyle KF-21'in uluslararası pazarda alternatif olarak değerlendirilmesini engellemiyor. F-35 ise tam 5. nesil, A merkezli harp yetenekleriyle üstün bir platform olarak kabul ediliyor. Yüksek birim maliyeti ve lojistik karmaşıklığı KF-21'in maliyet etkin ve esnek çözüm olarak pazarlanmasına olanak tanıyor. Gelelim yerli muharip savaş uçağımız Kaan'la KF-21'in karşılaştırmasına. Güney Kore'nin KF-21 Borame'si ile Türkiye'nin Kaan'ı savunma sanayi dünyasında sıkça kıyaslanıyor. Kaan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı vizyonunun en önemli ayağını oluştururken KF-21 daha çok 4,5 nesille 5. nesil arasında köprü bir tasarım olarak şekillendirildi. Bu nedenle iki proje sık sık karşılaştırılsa da aslında farklı stratejik ihtiyaçlara hizmet ediyor. Kaan'ın en büyük farkı tam anlamıyla 5. nesil kriterlerini karşılamayı hedeflemesi. Ancak Kaan'ın Blok 10 versiyonu 4,5 nesil olacak. Aslında KF-21 de ilk F-35 ve F-16 için ara model olarak gelişti. Ama sonradan 5. nesle yükseltilmesi kararlaştırıldı. İki uçağında iç silah bölmeleri, gelişmiş görünmezlik özellikleri, süper seyir kabiliyeti, yapay zeka destekli görev bilgisayarları ve ağ merkezli harp sistemleri ilk versiyonlarından ziyade sonraki versiyonlarında görülecek. KF-21 ise gövde yapısıyla radar kesit alanını azaltıyor. Fakat tam gizlilik sunmuyor. Şimdilik silah istasyonlarıyla operasyon yapıyor. İleride planlanan varyantlarda iç silah bölmesi eklenmesi öngörülüyor. Bu Kaan için de geçerli. Kaan'ın Blok 10 versiyonunda da aynı durum bizleri karşılıyor. Silah bölmeleri dışarıda olacak ama sonraki versiyonlarda içe alınacak. Ancak şöyle bir durum var. Kaan daha baştan 5. nesil bir konsept üzerine inşa edilirken KF-21 kademeli olarak bu seviyeye yaklaşmayı hedefliyor. Performans açısından bakıldığında Kaan daha güçlü motorlar kullanacak ve çift motorlu tasarımıyla uzun menzilde ağır silah yükü taşıyabilecek. KF-21'de çift motorlu yapıya sahip. Ancak mevcut F-414 motorlarıyla güç çekiş dengesi bakımından Kaan'ın hedeflediği seviyeye ulaşamıyor. Buna rağmen Kore'nin önceliği kısa vadede F-4 ve F-5 uçaklarını hızlı şekilde değiştirmek olduğu için KF-21 daha erken sahaya sürülebilir durumda. Kaan'ın geliştirme süreci daha uzun ve karmaşık. Fakat tamamlandığında Kore uçağına kıyasla daha gelişmiş bir platform ortaya koyacak. Peki KF-21'in alıcısı var mı? Projeye destek veren ülkeler hangileri? Hangi ülkeler bu yeni nesil uçağa sıcak bakıyor? İsterseniz bu soruların peşinden gidelim. Baş alıcı ülkelerden biri daha öncesinde de söylediğimiz gibi Endonezya. Zaten %20 ortak, Temmuz 2025'te 48 adetlik sipariş verdi.
Çin'in J-10'una karşı KF-21'i seçti. T-50 eğitim uçaklarından evirterek filosunu güçlendiriyor. Bu 5 milyar dolarlık bir anlaşma ve Jakarta'nın Çin'e meydan okuması diyebiliriz. Polonya ile Güney Kore savunmada güçlü ilişkiler kuran ülkelerden. Güney Kore'nin tarihinin en büyük savunma ihracatını Polonya ile yaptığını hatırlatalım. Daha önceden K-2 tankları, K-9 topçu sistemleri, FA-50 jetleri gibi bir dizi savunma ekipmanını Güney Kore'den sipariş etmişti. Ukrayna Savaşı sonrası F-16 alternatifi arıyor. Ayrıca MiG-29'larını değiştirmek istiyor. KF-21'in NATO uyumluluğu Polonya'ya cazip gelebilir. Bir diğer ülke Birleşik Arap Emirlikleri. F-35 programını iptal ettikten sonra KF-21'e yoğunlaştı. Nisan 2025'te anlaşma imzaladılar. Hatta Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri dostluk uçuşları yaptılar ve 30-40 adetlik filo planlıyorlar. Bu, Orta Doğu'da F-35'e karşı görünmez uçak alternatifi olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri, Nisan 2025'te programa katıldı. Ortak geliştirme, testler ve ihracat haricinde Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ile dostluk uçuşları gerçekleşti. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri için görünmez versiyon olan Block 3'ü hızlandırıyor. Ayrıca şunu da eklemeden geçmeyelim. Amerika'dan Lockheed Martin, KF-21'e destek veren şirketlerden. F-16 ve F-35 tecrübesini aktarıyor. Geçmişte de büyük ortaklıklar mevcut. F-16 ve T-50 projelerinde işbirlikleri olmuştu. 2025'te stratejik lojistik anlaşma imzaladılar. AESA radar ve yazılım desteği veriyor. Bunun KF-21'i NATO standartlarına uyumlu hale getirdiğini de söyleyelim. Sonuç olarak KF-21, Güney Kore'nin Kore rüyasının en parlak, en somut hali. Bu uçak sadece metal, motor ve aviyonik değil, bağımsızlık, inovasyon, stratejik güç ve küresel etki simgesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Savaş uçağı geliştirmenin ne kadar uzun ve zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Hatta Kaan'da edindiğimiz tecrübelerle yakından tanıklık ediyoruz. Göklerin değiştiği, tehditlerin çoğaldığı bu dönemde Seul, kendi savaş uçağını geliştirmekte adım adım ilerliyor. Asya'da bir ülke tıpkı Kaan gibi kendi savaş uçağını geliştiriyor. Bu ülke Güney Kore. Güney Kore'nin Kaan'ı diyebileceğimiz uçak, dünyanın en önde gelen askeri uçak üreticilerinin projelerini daha yüksek sesle konuştuğu bu günlerde son derece dikkat çeken işlere imza atıyor.